Benim güzel çiçeklerim. Ne güzel açıyorsunuz böyle. Sizi çok seviyorum. Merhaba Şila. Merhaba Şuşu. Bak artık çiçeklerime. Onları ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum Şuşu. Evet. Bebenin önerisiydi bu değil mi? Evet Şuşu. Gerçekten onları sevdiğimi söylediğimden beri hiç solmuyorlar. Bir çiçek açacağına 3 çiçek birden açıyorlar. Evet canım. Sevginin böyle bir gücü vardır. Her şeyi güzelleştirir, çoğaltır. Abla neredesin? Ay Eke buradayım kardeşim. Seni görmüyorum. Saçlarını gözünün önünden alırsan görürsün Eke. Buradayım. Ay işte buldum. Eke merhaba. Merhaba. Saçların ne kadar uzamış Ekeciğim. Evet. Seni rahatsız etmiyor mu saçların bu kadar uzun olması Eke? Hayır. Aslında çok rahatsız oluyor Şuşu. Ama kestirmekten biraz çekiniyor. Kestirelim diyoruz bir şey demeden kaçıyor. Ha, anladım canım. Çok üstüne gitmemek lazım. Kestirmesi gerektiğini mutlaka anlayacaktır. Eke çok akıllı bir çocuk. Şila merhaba. Hoş geldin Pepe. Eke saçının bu hali ne? Evet hem de çok uzadı. Evet çok uzamış saçların kardeşim. Niye kestirmiyorsun ki? Hayır. Saçlarını kestirmiyor mu? Kestirelim de demiyor, kestirmeyelim de demiyor. Sanırım henüz karar veremedi Pepe. Ha, anlıyorum onu. Ben de ilk kestireceğim zaman biraz kararsız kalmıştım. Ne yapsak da onun saçlarını kestirmeye ikna etsek Pepe? Baksana önünü bile göremiyor. Evet çok komik görünüyor gerçekten. Merhaba Şila, merhaba Pepe. Aa Pepe, Eke'ye bak. Hoş geldin Pepe. Saçların ne kadar uzamış öyle. Niye kestirmiyorsunuz Şila? Eke'yi henüz ikna edemedik Bebe. Aa, ama saçını kestirirsen çok rahat eder ama. Ona yardım etmeliyiz Bebe. Güzel bir fikir bulalım. Eke saçlarını kestirmeyi kendisi istesin. Tamam. Ben bebeklerini getireyim. Onlar da berbercilik oynayalım. Eke de izlesin. Harika bir fikir bu. Ben hemen getiriyorum. Aa Bebe biraz oyun oynayalım mı? Aa tamam. Oyun oynayalım Şila. Eke de oynayacak. Eke bu taraftayız biz kardeşim. Sığınacağız. Berbercilik oynayalım ha. Ne dersiniz? Aa, berbercilik oynamaya bayılırım ben. Ben de. Eke de. Nasıl oynayacağız? Şimdi burası berber dükkanı olsun. İlk berber ben alayım. Tamam. Ay benim saçlarım ne kadar uzamış Piti baksana. Ay evet çok uzamış. Evet. O zaman ben bir barbere gideyim de saçlarımı kestireyim. Saçlarını kestireceğim. Evet Eke saçları çok uzadığı için berbere gidip saçlarını kestirecek. Yazık saçlarına. Niye yazık olsun ki? Saçlarımız kesilince hiç acımaz Eke. Gerçekten öyle yapma. Ben de acaba acır mı diye düşünürdüm hep. Hani elimiz kesildiğinde acır ya. Saçımız da kesildiğinde acır sanıyordum ama öyle değilmiş Ekeciğim. Merhaba çocuklar. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakayım? Oyun oynuyoruz dede. Berbercilik oynuyoruz. Oh, Eke, oğlum o saçının hali ne öyle? Ne olur dede? Saçların çok uzamış oğlum. Kestirsene. Biz de berbercilik oynuyoruz işte dede. Saçımız kesildiğinde acımadığını anlatıyoruz Eke'ye. Ha, anladım. Bak Eke, sarı mövcüğün tüylerini görüyor musun? Onun saçları da bu tüyler aslında. Bak onu azıcık kesiyorum. Kesebilir miyim sarı mövcük? Bak hiç canı yanmadı gördün mü? Pepe gel bakalım oğlum. Bir tutam da senin saçından keseyim mi? Tamam kes dede. Acıdı mı? Hayır Eke. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Tıpkı tırnak kesmek gibi. Dede benim saçımdan da bir tutam kessene. Aa tabii. Kestim bile. Acıdı mı? Hayır Eke hiç acımadı kardeşim. Saçlarımız acımaz. Tamam. Ben sarı mövcüğü çiftliğe bırakıp geleceğim çocuklar. Hı-hı. Hadi siz devam edin oyununuza. Güle güle dede. Güle dede. Güle güle dede. Ekim. Şimdi bak bu bebeklerle berbere gitmiş Ekicim. Pepe hadi kes onun saçlarını.
İşte çok güzel oldu. Aa, benim bebeğiminki de çok uzamış. Onu da kes Berber. Aa, tamam, hemen kesiyorum. Ay, çok güzel oldu. Çok güzel saçlarımı kes. Kesin mi kılır? Aa, olur mu Ekeciğim? Saçlarımız hep uzar. Ben de her uzadığında gidip kestiriyorum. Ya da nenem evdeyse nenem kesiyor. Evet, saçlarımız kesildikten sonra da uzar Eke. Kısa kalmaz yani. Yani sen kestirdiğinde kısa saçı beğenmezsen tekrar uzamasını bekleyebilirsin. Değil mi Şuşu? Evet Ekeciğim, saçlarımız hep uzarlar tatlım. Çok uzayıp bize rahatsızlık verdiklerinde onu kesebiliriz. Hiç de acımaz. Çakırmam Şuşu. Ha, olmaz mı? Hadi söyleyelim. Saçlarımız uzayınca kıt kıt keseriz onları. Saçlarımız uzayınca kıt kıt keseriz onları. Biraz susun ıslat, biraz da kes kıt kıt. Biraz susun ıslat, biraz da kes kıt kıt. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Ben masucuktan saçlarınızı keseceğim. Tek tek oturun berberin önüne. Senin saçların çok uzamamış zaten. Onun için az keseceğim. Kıt 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 kıt. Oh, kestim bak sıradaki. Ay, benim de şu önlerim çok gözüme geliyor. Berber, oraları kes biraz. Tamam tamam, kesiyorum. Kıt 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 kıt, kestim bile. Sen de kestirecek misin masucuktan Eke? Evet. Oo, senin saçların çok uzamış evlat. Hepsini keseyim mi? Bununla kes. Kıt 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 kıt. Oo, hepsini kestim işte. Bak, gördün mü Eke? Gerçekten kesmek istersen de aynı böyle. Hiç hissetmeyeceksin bile. Ay Eke, bir tek mi dedim? Nenem çok güzel kesebiliyor. Öğlen yemeğinden sonra saç kesme kutlaması yapalım. Saçlarını kestirdikten sonra da bizim bahçede senin en sevdiğin oyunu oynayalım. Ne dersin? Şey. Evet, Eke. Gidelim. Görüşürsün. Aferin benim güzel kardeşime. Canım kardeşim benim. Akıllı oğlum. Hadi gidelim. Nene, nene. Ne oldu Pepe? Hayırdır inşallah oğlum? Nene, Şila ile Eke geliyor şimdi. Eke'nin saçları çok ama çok uzamış. Onun saçlarını keser misin? Küçük bir kutlamayla senin kesmeni ikna ettik. Hemen hazırlık yapmamız lazım ama. Tamam tamam, yaparız oğlum. Allah senin canını almasın Eke. Saçların haline bak. Evet, çok uzamış. Bir türlü kestirmiyormuş. Ama biz onu ikna ettik. Aferin çocuğum size. Merhaba nenişkom benim. Bay bay. Hoş geldiniz çocuklar. Ben de size öğlen harika bir kuru fasulye ile bulgur pilavı yaptım. Tam zamanında geldiniz. Kuru fasulye, bayılırım. Ben de. İçeride çok çevir. Tamam o zaman, yemekli kutlamamız için bahçemizi hazırlayalım. Hepiniz Eke'nin saç kesim kutlamasına hoş geldiniz. Bugün güzel kardeşimiz Eke'nin saçı ilk kez kesilecek. Bu yüzden çok büyük alkışla Eke'yi sahneye alıyoruz. Aferin benim kardeşime. Merak etme. Hiç hissetmeyeceksin bile Eke. Acımıyor, acımıyor. Ya biz sana demiştik. Ay çocuğum, ne kadar uzamış bu saçlar böyle. Ay çok güzel oluyor Eke. Gözlerini görebiliyoruz artık. İşte bu kadar. Al bak Eke, ne güzel oldu saçların. Beğendin mi kardeşim? Aa, Eke saçlarını beğenmedi galiba. Aa, beğenmedin mi Eke? Güzel olmamış mı kardeşim? Neresini beğenmedin oğlum? Ha? Çok şok.
Geldiğine göre bugünkü oyunumuzu oynayabiliriz. Tamam yaşasın. Da bugün sizin için harika bir oyunum var. Ay, gerçekten mi? Nedir kılavuz, nedir? Bu neyin gölgesi oyunu? Bu neyin gölgesi oyunu mu? Evet. Peki nasıl oynanıyor kılavuz? Benimle gelin, oyun sahnemize gitmeliyiz. Oyun sahnesi mi? Evet, hadi durmayın. Perdede gölge perdemiz. Gölge perdesi mi? Evet. Kimin gölgesi? Kılavuzun. İşte oyunumuz bu. Gölgesini gördüğünüz şeyin ne olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Buldunuz. Karagöz. Oo, Hacı Cavcav. Bak bak, kimler buradalar? Ha, çok komik. Bilmiyorum Karagöz'üm. Kimler ekinleri budarlar? Ha, Hacı Vat anlamadı. Evet. Aha. Leli ve Liko gelmiş diyorum. Hacı Cavcav. Leli Liko. Merhaba. Merhaba Karagöz. Merhaba Hacı Vat. Aman be Karagöz'üm. Ben ne bilirim şeftali kaç kilo. Çok güzel bu gölge oyunu kılavuz. Evet Liko. Karagöz ile Hacivat en güzel gölge oyunudur. Bayılırım hem izlemeye hem oynamaya. Bir gün bize daha uzun uzun oynatır mısın Karagöz ve Hacivat'ı? Tamam, söz bir gün oynatırım. Şimdi biz kendi gölge oyunumuzu oynayalım. Bu neyin gölgesi oyununu anlatırız mı? Diyelim gireli perdenin arkasından bir bardak gösterecek ve bu neyin gölgesi diye soracak. Ben de gölgesine bakıp neyin gölgesi olduğunu bileceğim, değil mi kılavuz? Aynen öyle. Şimdi önce kim başlamak ister? Ben. Tamam Leli, sen başla. Leli, 3'e kadar sayacağım ve kum saati akmaya başlayacak. Bitene kadar kim daha çok gölgenin ne olduğunu bilirse o kazanacak. Hazır mısınız? Hazırım. Peki ya siz de hazır mısınız arkadaşlar? Evet. O halde 3, 2, 1. Kum saati akıyor. Ay, gidiyorum. Bakalım neler varmış.
güzelmiş. Hangisini seçsem ki? Kumsal yapıyor Leli. Acele etsen iyi olur. Ay tamam buldum. Hadi Leli. Ne göstereceksin? Çok merak ediyorum. Tamam Liko, başlıyorum. Bil bakalım bu neyin gölgesi? Ay bu neyin gölgesi? Aa buldum. Gökyüzünde uçan bir şey değil mi arkadaşlar? Bu bir kuş değil mi? Hayır. Bu şeyin içine binilebilir. Aha işte şimdi buldum. Bu kuş değilse bir uçak olmalı. Bu bir uçağın gölgesi. Aha harikasın Liko, bildin. Kum saatte akıyor. Liko sıra sende. Gittin bile. Ay, bu da olmaz. Şunu nasıl alacağım acaba? Liko sıra akıyor. Hadi seç birini. Tamam buldum. Lele, bir bakalım bu neyin gölgesi? Bu çok sevimli bir hayvanı. Oyuncağının gölgesi Liko. Buldum bile. Siz de buldunuz mu arkadaşlar? Evet. Siz söyleyin o zaman neyin gölgesi bu? Bir köpek. Evet buldunuz. Bu bir köpek. Çok az süre kaldı. Kum saati akıyor. Lili sıra sende yine. Hadi kılavuz. Benim yerime sen bir şey getir ve göster. Liko ile ikimiz bilelim. Ne dersin? Harika derim. Uçtum bile. Bakalım bunlar kimin gölgesi? Ay çok tanıdık ama. Aslında bana da çok tanıdık geldi Leli ama çıkaramadım. Ay aşk olsun yine korkuttun beni. Arkadaşlar yardım edin. Bunlar neyin gölgesi sizce? İyi bakın. Süre son saniyeler. Bulamadınız mı hala? 5, 4 Arkadaşlar siz de mi bulamadınız? Aşk olsun bizi tanımadınız mı? Ay bulamadım. Ya bir yerde tanıyorum ama. Siz söyleyin arkadaşlar bunlar kim? Leli ve Liko'nun gölgesi. Evet. Gerçekten de bulduk bunu. Bunlar bizim gölgemiz. Bildiniz. Kim kazandı peki? Bakalım Leli bu uçak gösterdi. Ve Liko bildi. Liko bir oyuncak köpek gösterdi. Ve Leli bildi. Ben de size sizin oyuncak bebeklerinizi gösterdim. Ve bildiniz. Bizi izleyen arkadaşlarımız bildi aslında. Evet doğru. Yani bu durumda beraber kaldık. Evet. O halde bunu hep birlikte kutlayalım. Evet. Salla çakal dansı başlıyor. Salla, 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 salla çakala. Salla, 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 salla çakala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla, salla çakala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla. Arkadaşlar hep beraber. Salla, 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 salla çakala. Salla, 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 salla çakala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla, salla çakala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla. Ha ha ha!
Merhaba çocuklar. Pisi yine saklanmış sanırım. Hadi beraberce onun nerede olduğunu bulalım. Pisi, neredesin? Pisinin nerede olduğunu görüyor musunuz çocuklar? Evet, işte orada. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Yine buldunuz beni. Şey Cucu'cum. Canım ne yapmak istiyor biliyor musun Cucu'cum? Ne yapmak istiyor Pisi? Bil bakalım karta oynamak. Tamam, hadi oynayalım. Bil bakalım bu ne Pisi? Aa, çok değişik bir araç. Araba gibi tekerlekleri var. Evet, bu bir traktör Pisi. Traktör de araba gibi bir taşıttır. Çok güzel. Peki traktör ne işe yarar Cucu? Traktör daha çok tarlalarda toprağı havalandırmak için kullanılır Pisi. Bu arkasındaki yere değen şey ne peki? İşte traktörün toprağı havalandıran kısmı orası. Adına da pulluk deniyor. Pulluk mu? Bunun adı pulluk mu? Evet canım. Traktör çok güçlü bir araçtır Pisi. Pulluğun tırnakları böyle toprağa batar ve traktör hareket ederken bu tırnaklar toprağı kaldırır ve toprağın havalanmasını sağlar. Toprağı niye havalandırırız peki Cucu? Havalanan toprak da sağlıklı olur ve üzerinde daha çok meyve ve sebze yetişir. Bu bir traktör. Ama bu traktörün pulluğu yok. Başka bir şey var. Evet, traktörün arkasına böyle kasa konduğunda tarlada yetişen ürünleri kolayca taşıyabilirsin. Yani traktör çok işe yarayan önemli bir araçtır Pisi. Hayatıma hoş geldin traktör. Çizeceğim. Merakla bekliyorum Pisi'cim. Hadi çocuklar, siz de kağıt kalem alıp Pisi ile birlikte bir traktör çizin. İşte hem toprağı havalandıran hem tarlada yetişenleri taşıyan harika bir araç. Benim traktörüm. Traktörün harika görünüyor Pisi. Ne oldu Pisi? Bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki pahalıya geliyor. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Ha? Merhaba Pan. Merhaba Pan. Yine nedir bu telaşın? Evet Pan, neyim var? Ay bilseniz ne kadar çok zor durumdayız. Ay çok zor durumdayız. Neden Pan? Tarlamıza sebze ekmiştik. Ama toprağı yeterince iyi havalandırmadığımız için sebzelerin her biri çıkmamış. Anne bugün Pin'le yeniden toprağı havalandırmamız gerektiğini söyledi. Ya. Ama toprağı havalandırmak çok zor bir iş. Geçen sefer el aletleriyle havalandırmayı denemiştik ama çok zorlanmıştık. Şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Günler sürüyor, günler. Koca tarlayı havalandırmak çok zor. Ben ne yapabileceğimizi buldum. Ne buldun Pisi? Hiç merak etme sen arkadaşım. Bir günde hemen tarladaki toprağı havalandırabileceğiz. Nasıl yapacağız bunu peki Pisi? Tabii ki bir traktörle. Traktör mü? O nedir? Bak şimdi işte bu bir traktör. Bu arkasına takılan da pulluk. Senin el aletlerini yaptığın gibi toprağı havalandırıyor. Ama sadece üzerine binip onu araba gibi kullanman yeterli. Yani hiç yorulmuyorsun. Hem de çabucak bitiyor. Anladın mı? İnanamıyorum. Bu harika. Traktör. Evet, bu bir traktör. Bulursun, bulursun.
tepkisi. Eyvah! Karakol geliyor. Bu karga. Dur telaş yapma Pan. Şimdi kovalarız onu merak etme. Kara karga yeter peşimizi bırak. Aklını başına al önüne bak. Dinlemezsen sözümüzü yanarsın valla. Niye yanacakmışım? Kara karga kara karga sakın gelme bu yana. Gidiyoruz traktörle tarlamızı sürmeye. Eğer bize engel olursan küseriz, hiç konuşmayız seninle. Ha? Aman be siz de. İyi işte gittim o zaman ben de. Yaşasın kovalamayı başardık. Başardık. Tarlaya varalım artık. Biz geldik kardeşim. Günlerce bu tarlayı havalandıracağız. Çok yorulacağız. Hayır Pin, düşündüğün gibi değil. Hiç durmadan bu işi bitireceğiz. Ama nasıl? Traktörle. Pisi bugün hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Vince mi? Traktöre mi? Arabaya mı? Doğru, traktöre. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir traktör çizin.